Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle tarih eğitim setimizin 21. bölümüyle birlikteyiz. Tolunoğulları ile devam edeceğiz. 868 ile 905 yılları arasında hüküm sürdü. Tolunoğlu Ahmet Fustat. Fustat'ın şu anki ismi Kahire. Kahire'de kuruyor devleti. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olduğu gibi bakın şu ifadeye dikkat. Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Aynı zamanda Müslüman Türklerin kurduğu ilk Türk devleti de diyebiliriz. Bu ayrıma dikkat edin. Niçin Müslüman Türklerin kurduğu ilk Türk devleti? Çünkü daha önce Müslüman olmuş, Tolunoğullarından önce Müslüman olmuş olan devletler İslamiyet dininde değillerdi devlet kurdukları zaman. Devlet kurulmuş, iş bitmiş. Mesela İtil Bulgarları, mesela Karahanlılar, bu adamlar daha önce Müslüman değildi. Devlet kurulup belli kuruluş aşamasını belli bir zaman geçtikten sonra İslamiyet'i seçiyorlar. Ama Tolunoğullara Abbasi valisiydi Tolunoğlu Ahmet. Abbasilerin Mısır valisiydi. Adam geliyor diyor ki ben devletimi kurdum. Hadi sana güle güle Abbasiler diyor. Bu yüzden Müslüman Türklerin kurduğu ilk Türk devleti unvanını da almış oluyor Tolunoğulları. Bölgede tarımı geliştiriyor Tolunoğulları. Bölge Maristan denilen hastaneyi yaptılar. Potansiyel bir ÖSYM sorusudur. Maristan denilen hastaneyi yapan Türk devleti hangisidir diye. Mısır'a en çok eser bırakan devlettir. Altını çizmişim, dikkat edin. Vezirlik makamı yoktu, bu da önemli bir bilgi. Donanmaları vardı. Tolun, Dolunay demektir. Ulu Cami, Tolunoğlu Ahmet Cami vesaire inşa ettiler. 1798'de Mısır'ı işgal eden Napolyon, General Krever'e hiçbir şey değil, bu devletin Mısır'a yaptığını yapabilseniz yeter der. Kaynaklarımızda böyle geçiyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. İhşitler, diğer ismini Akşitler. 935-969. Abbasilerin Suriye valisi Muhammed bin Togaş tarafından Mısır'da kurulan ikinci Türk devletidir. Buraya dikkat. Dönemin ünlü filozof ve tarihçisi Elkindi'dir. Bu da çok önemli. Elkindi'ye özellikle önem verin. Elkindi çıkmasını beklediğim sorulardandır. Abbas halifesi Er-Razi Billah tarafından çok önemli şu kısım. Er-Razi Billah'ı ezberleyin. Akşit nedir? Akşit Arapça, Türkçesi beyaz güneştir. İhşit nedir? Prens demektir. Bunların anlamını da sorabilir. İhşit nedir? Prens. Akşit nedir? Beyaz güneş. Akşit unvanı kim verdi? Er-Razi Billah. Hicaz'a egemen olan ilk Türk devletidir. Bu çok 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 önemlidir. Hicaz yani Mekke ve Medine'nin içerisinde bulunduğu bölgeye hükmeden ilk Türk devleti İhşitler oluyor. Potansiyel bir sorudur. Kesinlikle buradan soru çıkar. Eyyubiler 1174-1250 yılları arasında hüküm sürdüler. Selahaddin Eyyubi kurdu. Biyografisini El-Vahrani yazdı. Mısır'da Şiiliğe karşı Sünniliğin yayılmasını sağladı. Şimdi Selahaddin Eyyubi ile ilgili çok büyük tartışmalar var tabii. Hangi ırktan geldi? Arkadaşlar şunları çok iyi bilin. Eskiden dünya hiç olmasa orta çağda diyeyim, ırk üzerinden değil din üzerinden tanımlamalar yaparlardı. Yani Türk, Kürt, Acem bilmem ne bu tanımlar fazla aşırı derecede yoğun değildi. Yani Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Budist, efendim putperest, işte pagan, işte yani anlıyor musunuz? Tanımlamalar din üzerinden olurdu. Bu yüzden bu ırk üzerinden yapılan tartışmalar anlamsız ve çağımıza yakışmayan, çağ dışı, ilkel bir şey. Irk temelinden değil. Yani artık biz level atlamalıyız, ergenliği atlatmalıyız ve insanlara daha fazla değerler üzerinden yaklaşmalıyız. Erdemlilik, ne bileyim, adalet, insanlık, bu tür duygularla yaklaşmamız gerek. Artık sen şu ırksın, sen bu ırksın dediğimiz ergence tavırları takındığımız o yılları atlatmamız gerek. Selahaddin Eyyubi'nin arkadaşlar ırk bilgisini İbn Haldun Mukaddime adlı eserinde vermeye çalışmış. Selahaddin Eyyubi'nin babası Kürt, annesi Türkmüş. Yani bir melez. Bu yüzden bu şuydu, buydu demenin bir anlamı yok. Şu an tarihi veriler bir melez olduğunu gösteriyor Selahaddin Eyyubi'nin. Zaten biyografisini El-Vahrani yazıyor. Mısır'da Şiiliğe karşı Sünniliğin yayılmasını sağladı dediğim gibi. Batıniler kaç kez buna suikast girişiminde bulundu. İmam Şafii türbesini yaptırdı. Sünni olduğu için ve Şafilik mezhebine
galiba önem verdiği için İmam Şafii'nin türbesini yaptırıyor. 1187'de Hıttın Savaşı'nda, bilmiyorum Cennetin Krallığı filmini izlediniz mi? Orada da gösteriyor. Kudüs'ü Haçlılardan geri alıyor. Bu durum 3. Haçlı Seferi'ne sebep oluyor. 3. Haçlı Seferi'nde aslan yürekli Richard, yani 1. Richard geliyor, saldırıyor Selahaddin Eyyubi ama başarılı olamıyor tabii ki. Selahaddin daha başarılı bir komutan. Arma sistemleriyle Avrupalı şövalyelere örnek oluyor bu devlet. Kıpçaklar bu orduda yer aldı. Daha önce de belirtmiştim. Kıpçaklar hatırlıyorsanız yıkılıyordu. Bazıları Altın Orda devletine katıldı. Bazıları da gelip Eyyubi ve Memlük ordusuna katıldı. Dönemin ünlü tıpçısı İbni Meymun'dur. Bu çok önemli, çok önemli, çok önemli. İbni Meymun'u bilin. Memlük komutanı Aybek yıktı bu devleti. Bu kısmı da bilmeniz gerekiyor. ÖSYM'de çıkacak bir soru tarzıdır. Kesinlikle. Abbasilerden ayrılan küçük devletlere Tevaif-ül Mülük denir. Tolunoğulları ve eşitler birer Tevaif-ül Mülük'tür. Bunu bilin. Bu sınav sorusu olabilecek bir şey. Abbasilerde valilik yapan Türk komutanları ise Emirül Ümera adı verilmiş. Kahire'ye Şii devlet olan Fatimiler kurdu Kahire'yi. Kahire antik Mısır'da bulunan bir şehir değildi yani. Bu bir Türk devleti değil, bu önemli. Ayrıca Sünni de değil, Şii bir devlet. Büyük bir kütüphane kuruyor bu Fatimiler ve dünyaya çok büyük bir bilimsel katkıda bulunuyorlar. Gerçekten inanılmaz bir kütüphane kuruyorlar. El Eser Üniversitesi'ni kuruyorlar. Bu adamlar geliyor dünyada ne kadar kitap varsa toplatıp getiriyorlar kütüphanelerine. Yani inanılmaz bilimin gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Fakat işte Haçlılar geliyor Fatimilerle beraber bir bilim devletini ortadan kaldırıyor. Malazgirt Savaşı yurt açan savaşıdır diğer ismi, bunu bilin. Miryakefalon Savaşı yurt tutandır, bunu da bilin. Yurt kurtaran savaşı ise büyük taarruzdur. Bu potansiyel bir sınav sorusudur. Memlükler Kölemen Devleti 1250 ile 1517 yılları arasında yaşadı. Memlük köle veya kölemen anlamına gelir. Diğer adı Memlüklerin Eddevleti Türkiye'dir. Kesinlikle bir sınav sorusudur. İzzettin Aybek tarafından Mısır'da kuruldu. Abbas halifesini koruyarak halifeliği devam ettirdiler. Bakın dikkat. Şimdi Abbas halifesi Memlükli devletin içerisinde özel bir yapı olarak kendini devam ettirdi. Memlük hükümdarı aynı zamanda halife değildi. Bakın bu Osmanlı'da böyleydi. Osmanlı'da hem hükümdar hem halifeydi bir kişi. Ama Memlüklerde iş böyle değil. Abbas halifesini alıp korudular. Mesela bu adamları şöyle düşünün. Ankara'da örneğin şu an halife de var, meclis de var gibi düşünün. Anladınız mı? Abbas halifesini koruyarak halifeliği devam ettirdiler. Moğolları, peki bunu niye yaptılar? Kendi dini güçlerini arttırmak için. Bak, tüm İslam dünyasına hükümdarlık edebilmek için. Moğolları, yani İlhanlılar kısmını 1260 aynı Calut Savaşı ile durdurdu. Böylece Moğolların batıya ilerleyişini durduran ilk devlet Memlükler, yani Kölemenler devleti oldu. 1277 Elbistan Savaşı'nda Moğolları ikinci kez yendi. Burada yanlış bir şey ifade kullanmışım. Moğolları ikinci kez yeniyor Elbistan Savaşı'nda Memlükler. Her komutan sultan olabilirdi. Kut inancı yok bu devlette. Hükümdar emirlerine sultaniyat dendi. Kansu Gavri Firdevsi'nin şehnamesini Türkçe'ye çevirdi. Bu kısma dikkat. ÖSYM'de potansiyel bir soru. Firdevsi'nin şehnamesini Türkçe'ye çeviren Memlük hükümdarı kimdir? Kansu Gavri. Memlüklerde sultana gelen elçilerle ilgilenen kişiye mihmandar denir. Askerdeyken ben de bir mihmandarlık görevinde bulunmuştum. Oradan biliyorum mihmandarın ne olduğunu. Konuklarla ilgilenen kişilere mihmandar denir. Yavuz Sultan Selim Mercidabık Savaşı'nda Kansu Gavri'yi yeniyor. Ridaniye Savaşı'nda Tomamba'yı yenerek bu devlete son veriyor. Akkoyunlular Devleti, diğer ismi Bayındırıye, 1398-1501 arası Oğuzların 3 ok kolunun Bayındır boyundan kurucusu Kara Yülük Osman, merkezi Diyarbakır. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirdiler. Buraya çok önem atfedin. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirdiler. Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getirdiler. Bu da çok önemli. Şii inançlı devlettir. Yani Akkoyunlular Sünni değildir. Şii mezhebine bağlıdır. Uzun Hasan merkezi Tebriz'e taşıdı.
Batı Fatih Sultan Mehmet için Büyük Türk, Uzun Hasan için Küçük Türk ifadesini kullandı. Fatih ile Uzun Hasan 1473 Otlukbeli Savaşı'nda çarpıştı. Yenilen Akkoyunlulara Safeviler son verdi. Otlukbeli Savaşı öncesi Uzun Hasan Fatih'e elçi olarak Ali Kuşçu'yu gönderdi. Ali Kuşçu çok önemli bir adam. Buna özellikle ezberlemenizi istiyorum. Hatta ezberlemeyin, öğrenmeye çalışın. Ali Kuşçu çok önemli. Kitabı Diyarbakır'ya bu devlete ait bir eser. Karakoyunlular Devleti 1365-1469 ilk hükümdar Bayram Hoca, Kara Yusuf döneminde Timur ile savaştı ve Yıldırım Beyazıt'a sığındı. Akkoyunlu Uzun Hasan bu devlete son verdi. Akkoyunlu ve Karakoyunlular balbal dikme geleneğini sürdürdüler. Neydi balbal? Öldürdüğün düşman sayısı kadar mezarına diktiğin heykelciklerdi. Bunları İslamiyet'ten sonra Akkoyunlular ve Karakoyunlular devam ettiriyor. Bu derslik bu kadar, yeter. Kendinize iyi bakın. Hayırlı çalışmalar.